şu anda İstanbul'da vasıflı, ikamet olmayan, bağımsız bölüm sayısı, konut sayısı ne biliyor musunuz? Bakın tekrar söylüyorum. Toplam konut, vasıflı, ikamet olmayan, yani anlamı boş. 1.950.000 yani biliyor musunuz? Yani konut yapılmış ama boş. Aynen onu öyle. Kastediyorsunuz. Bunun diyelim ki 300-400 bini, 500 bini, yok öyle bir sayı ama, diyelim ki sizin ikinci eviniz ya da siz Ankara'dasınız, geldiğinizde kalıyorsunuz ya da yazdığınız. Ya Allah aşkına bir bilim insanının tarifini söyleyeyim size. 2013'te bütün meclis oy birliğiyle karar verdi biliyor musunuz? Dediler ki bu İstanbul'un nüfusu 2023'te 16 milyonu geçmemeli. 2023'te 16 milyonu geçmemeli. Yine bilim insanları diyor ki meclis ortak karar aldı bu konuda. Büyükşehir Belediye Meclisi. Tabii bütün o sonra metropolitan... Simülasyona göre 18 milyonu ona geleceğim. Şu anda şu anda 16 milyon, bakın 15 milyon 50 bin civarında, 75 bin civarında resmi nüfusu. Geçen sene Aralık ayı itibariyle. İstanbul'un 1 milyon mültecisi var. İstanbul'un 1 milyon öğrencisi var. İkameti burada olmayıp da hayatını burada yaşayanları saymıyorum. 18 milyon. Daha ötesini söyleyeyim. Bu kadar boş konutum var. Bu önemli mi diyorsunuz? 2 milyon. Ya önemli mi? Ne demek? Bunu şu için sordum. Kentsel dönüşüm için bir fırsat bulmaz. Ona geleceğim. Ya zaten kentsel dönüşümle evet. ilgili şöyle düşünün. Kadıköy'deki kentsel dönüşümü engelleyip bir dakika. Kentsel dönüşüm yapamazsın. Sana Kanal İstanbul'un orada ev vereceğiz deseler sana gider misiniz? Evet, avcılar, Zeytinburnu, kritik bölgeler de onun için esenler. Efendim bakın efendim. Hayatımı buna adamış birisi olarak, bir iş insanı olarak o tarafımı söylüyorum. Allah esirgesin bu şehri. Bakın bu şehirdeki şu tarifler daha ileri gideyim mi? İzninizle Sayın Başkan. Nereden gelecek o kadar insan? Ben de bilmiyorum ki. Ha gelecek mi yoksa? Ben de bilmiyorum. Bakın çuvallarız. Konut sektörü şu an İstanbul'da bitik. Ha, 2 ben bunu demiyorum. Bütün ya. Gidin işte konut firmalarına, kongardota ilan eden, işte ödeme zorluğu çeken, projesini bitiremeyen. Bu arada bu söylediğim projeyle yani konut sayısında yapılmamış konut alanları yok. Ben size bir şey söyleyeyim. Söyleyeyim. En az evet. 3 milyon 4 milyon konutluk İstanbul'un rezerv konut alanı var. Rezerv. Yani bir iş insanı olarak verimli değil mi diyorsunuz? Verimli ne demek? Bu işte bilim insanının sözüne geleceğim Nagihan Hanım. İstanbul 18 milyon olmamalı diyor. Sayın 25 Başkan, milyon olursa bak cümleyi bitirsem anlayacaksınız. Nagihan Hanım diğer konuklarıma da söz vereyim. Evet, evet lütfen. 25 milyon bu şehir olursa şehrin iflası demek. Bakın peki. Aynen tarifi söylüyorum. Peki şöyle bir şey ortaya çıksa. Şimdi Deniz Zeyrek şöyle yapalım. İsmail Saymaz'dan sonra sorunuzu sorarız. Ama bu bağlantı ama o da konut bağlantı meselesini, konut meselesini bitireyim. Yani Deniz Bey'in de ilgiliyse sorunuz onu da evet, alayım. Evet ilgili. Buyurun. Yani şunu kastediyorum. Ben belli ki burası bir tankerlerin geçeceği bir kanal olarak değil de emlak projesi olarak düşünülüyor. İşte aslan şey burada. Ama mesela şöyle bir hedefi varsa hükümetin ki ben Katarlıların ilgisinden de bunu çıkarıyorum. Dubai gibi bir kent yaratılacak. Gökdelenler vesaire dünyanın bütün zenginleri akın edecek. O büyük yatlar orada gelecek. Çok zenginler gelecek, lüks partiler verecekler. Dubai'de şu anda yaşanan şey belki de adaya dönüşeceği için offshore vergi cennetine dönüşecek vesaire. Yani böyle bir vizyon vardır belki de. Böyle bir vizyon adına mesela. Belki de mi yoksa bunu bir bilgiyle mi söylüyorsunuz? Efendim? Bunun adına vizyon denmez de evet. Yani böyle bir hedef vardır hedef belki. Buna da karşı çıkar evet, mısınız? Tamam. Yani çıkmaz olur muyum? Dubai gibi bir bakın, şehirle. Bakın çıkmaz olur muyum? Dubai dediğiniz şey çölün ortasında bir kent. Bir petrol şehri ya da petrol ülkesi böyle bir hayal kurabilir. Böyle bir hayal kurar ve bunun yolunda yürüyebilir. Ve bunda da başarılı olabilir. Çöl. Ya İstanbul nimet, nimet. Peki. İstanbul binlerce yıllık nimet. Daha ileri gideyim mi? İstanbul Allah'ın lütfu. 1453'te Fatih Sultan Mehmet bu şehri fethediyor ve milletimize hediye ediyor, emanet ediyor. Ya bu şu kanal meselesi, bak bu kadar bana diyorlar ki bu meseleyi de anlatırken çok güler yüzlü ol. Ya ben İstanbul'la dalga geçemem. Ben İstanbul'la bu kanalı konuşunca geriliyorum. Çünkü Fatih'in niye? Mirasına ihanet gibi mi İhanet. Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te halkımıza emanet ettiği bu şehre ihanet. Bakın bu kadar net. Peki Sayın Başkan. İstanbul'un boğazı var.
İstanbul'un güzel doğası var. İstanbul'un coğrafyası, nimetleri inanılmaz.